Şimdi bir kez daha deprem bölgesine döneceğiz. Ankara Haber Müdürü Yardımcımız Çağdaş Akbaş bir kez daha karşımızda. Çağdaş, merak ettiğimiz bir nokta daha var. Şehir merkezindeki binaların çoğu ayakta gördüğümüz kadarıyla. Kısmi hasarlı olanlar var. Peki ya yıkılanlar, var mı ortak bir noktaları? O soruna yanıt vereceğim. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Az önce yayına bağlanmadan hemen önce bir artçı sarsıntı meydana geldi Elazığ'da ve... Karşı tarafta arama kurtarma çalışması yapan ekipler binanın altındaydı ki o binada hasar almıştı dünkü sarsıntıda. Hemen bu tarafa doğru kaçtılar ve yıkılan binanın yanındaki binadan da yine bir toz bulutunun kalktığını gördük. Bu sarsıntılar, artçı sarsıntılar devam ediyor ki uzmanlar da devam edeceğini söylüyor. Gelelim soruna. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz. Birbirine çok yakın iki bina yıkıldı burada. Aralarında 50 metre var, yok. Şu anda tarama çalışmalarının yapıldığı, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı binanın yakınında da bir bina var. Ortak noktaları şu, altlarının birer dükkan olması. Neden buna dikkat çekiyoruz? O dükkanlar daha genişlesin diye, o dükkanlara daha çok malzeme konulsun diye kolonların kesildiği belirlendi. Bu yönde tespitler var. İşte o binanın yükünü taşıyan kolonların kesilmesiyle birlikte bu binalar dünkü sarsıntıda yıkıldı. Evet, şiddetli bir depremdi. Evet, binaların malzeme kalitesi konusunda soruşturma devam ediyor. Ama Elazığ çapında 4 binanın yıkılması ve o yıkılan 2 binanın altındaki dükkanların kolonlarının kesik olması, daha önceden buna müdahale edilmiş olması soruşturma dosyasına girmiş durumda şimdiden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konudaki raporlarını tuttu. Bu raporları önümüzdeki günlerde depremle ilgili çalışmalarda konu edinecek. Buradaki çalışmalar devam ediyor. Yeni bilgiler geldikçe bunları da sizlere aktaracağız.